Merhaba. Bugün Market Prime'da değişkenleri bir açılı listeyle kontrol edebileceğiniz combo box özelliğinden söz edeceğim. Elimde giriş torkuna göre kavramı üzerinde bulunması gereken disk sayısını hesaplayan örnek bir çalışma sayfamız var. Buradaki giriş koşulları kullanılan belirli bir diskin iç ve dış çapıdır ve bu çalışma sayfası yalnızca belli bir disk için hazırlanmıştır. Ancak bu çalışma sayfasındaki hesaplamaları bir dizi farklı disk örneği için kullanmak istiyorsak bunları bir combo box içerisinde tanımlayabiliriz. Öyleyse combo box değişkenine disk adını verelim ve içerisine 3 farklı disk ekleyelim. Disk eşittir. Combo box'ı ekliyorum. İlk diskimizin adı disk A. Shift Enter ile yeni satır yaratabiliriz. Disk B ve disk C. Değerlerimiz dış çap için 200 mm, yeni kolon eklemek için Shift Space kullanabilirsiniz. 152. Disk B için 300 ve 260 değerlerini giriyorum. Disk C için ise 325 ve 310 değerleri. Burada ben her iki ölçüyü de milimetre olarak kullanacağım. Combo Box'ı tekrar düzenlemek istediğinizde üzerine sağ tıklayıp Edit diyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra tek yapmamız gereken Combo Box çıktısını çalışma sayfasının kalanında kullandığımız değişkenlere dış çap için DO, iç çap için ise DI değişkenlerine bağlamaktır. Bunun için matris indisi operatörünü kullanacağım. Böylelikle Combo Box'tan gelen değeri bir çıktı olarak alıp bunu hesaplamalarımıza kullanabiliriz. Buraya geliyorum ve DO için artık 200 mm sabit değerin değil, disk değişkenin içerisindeki matris indis operatörümü açıyorum. Sıfırıncı satır, sıfırıncı kolonu al diyorum. Eşittir dediğimde milimetre olarak istiyorum sonucu. 200 mm combo box'ın içerisindeki değeri okuyacaktır. Aynı şekilde iç çap için ikinci kolonu istiyorum. Bu değeri de şöyle kaldırıp disk matris indisi 1,0 diyorum. Yine bunu da milimetre olarak tanımlıyorum. Bakın şu anda combo box'tan değeri disk A yerine disk B değiştirdiğimde sonuçların güncellendiğini görebiliriz. Disk A için aşağı inip hesap sonucumuzu kontrol edersek plaka sayımızın 4 olduğunu görürüz. Input'umuzu combo box üzerinden disk B olarak değiştirdiğimizde ise tekrar çapların güncellendiğini görüyoruz ve plaka sayımızı kontrol ettiğimizde sonucumuzun 1 olarak güncellendiğini görüyoruz. Aynı şekilde tekrar C olarak değiştirirsek inputlar ve sonuçlar yeniden değişecektir. Biz bu örnekte disk değişkeninin altındaki değerleri matris indisiyle çektik. Ancak siz değişkeni direkt matris şeklinde tanımlayarak da oluşturabilirsiniz. Örneğin farklı malzemeler için yoğunluk, Poisson oranı ve Young modülü gibi değerleri toplu şekilde değiştirmemiz gereksin. Bunun için bir combo box hazırlayalım. Yeni bir çalışma sayfası başlatıyorum. Bu oluşturduğum yeni sayfa üzerinde yeni bir matris oluşturuyorum. Yoğunluk değerim için row'yu kullanacağım. Yine Shift Enter ile alt satır açıyorum. Poisson oranı için direkt Poisson isminde kullanacağım. Elastisite modülü için de E'yi kullanacağım. Eşittir diyorum ve combo box eklemek için combo box'a tıklıyorum. İlk kolonumuzun ismi malzeme olsun ve malzemelerimiz sırasıyla çelik, alüminyum ve titanyum malzemeler olsun. Değerlerini tanımlayalım. İlk olarak yoğunluk değeri için birimini giriyorum. İstediğim birim gram bölü santimetre küp. Poisson oranı için birimimiz yok. Elastisite modülü için ise giga pascal kullanacağım. Çelik malzeme için yoğunluk değeri, Poisson oranı ve elastisite modüllerini giriyorum. Aynı şekilde alüminyum ve
Titanyum malzeme içinde değerlerimi tanımlıyorum. Tabloyu doldurduktan sonra bir sorun olduğunu fark edeceksiniz. Bunun sebebi Combo Box matematiksel ifadeler şeklinde olan birimleri kabul etmeyecektir. Bunun için yoğunluk birimini, yani şundan söz ediyorum, şu ifadeyi sayfamın dışında tanımlayacağım. Bunun için farklı bir birim adı belirliyorum ve ismini GCC diyorum. Ve bunu Met sekmesine giderek bunun label'ını unit olarak değiştiriyorum. Combo Box'a sağ tıklayarak edit diyorum ve artık buradaki yoğunluk değerini gram bölü santimetre küp ifadesini değil, yeni tanımlamış olduğum GCC ifadesini yazacağım. Şimdi sonuçları görelim. Yoğunluk değeri için eşittir diyorum. Poison için eşittir diyorum. Ve son olarak elastisite modülü için eşittir diyorum. Giga Pascal alalım. Yine buradaki birimi değiştiriyorum. Kilogram bölü metreküp değil, gram bölü santimetreküp istiyorum. Şimdi Combo Box üzerinden değerleri stilden alüminyuma çevirdiğimde yoğunluk değerim, poison oranım ve elastisite modülüm değişecektir. Şimdi çok basit bir hesaplama yapalım. Önce bu değerlerimi biraz düzenleyeyim sayfamı. Ve bir P yükü belirleyelim. 10.000 pound force kadar olsun. L uzunluğu 10 feet olsun. Alanımız ise 8 inç kare kadar olsun. Ve deplasman formülünü yazalım. P çarpı L bölü A çarpı E. Sonucu milimetre olarak görelim. Combo Box kullanarak artık ben bu hesaplamada tanımlamış olduğum çelik, alüminyum ve titanyum malzemelere göre hesaplama sonucumu direkt olarak değiştirebilirim. Bu sayede birden fazla değişkene arka arkaya girmeme gerek kalmayacaktır. Bunun gibi benzer MatCAD videolar için kanalımızdaki diğer videolara göz atabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gelecek sefere görüşmek üzere.